Beşiktaş bugün Pauk'la karşılaşıyor. Canı gönülden başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Umarım turu geçerler. Bununla birlikte kulüplerimiz maddi olarak büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz artık Beşiktaş'ı bu maddi sıkıntılardan kurtarmaya geliyoruz. Ancak bu konsept rebuild olacak. Yani satmadan oyuncu alamayacağız. Transfer bütçemiz sattığımız oyunculardan oluşacak. Beşiktaş'ın varsayılan düzeni 4-1-4-1 şeklinde. Son dönemin kendi açımdan favori taktiğine geçeceğim. 4-2-3-1 geniş oynayacağız. Forvet'e de talimat vereceğim tabii ki de arkaya koşu yap diye. Şimdi normalde transfer bütçesi 29 milyon avro. Gayet iyi bir bütçe aslında Türkiye Ligi'nde bir takım için. Ancak biz bu bütçeyi kullanmayacağız. Transfer yapmak istiyorsak oyuncu satmamız gerekiyor. Hedeflerde Avrupa Ligi'nde yarı finale kalmak, kupada da yarı finale kalmak var. Takımdaki en çok değere sahip isim Adem Laiç. Tabii ki de seni göndermek istemezdim ama yani paraya ihtiyacımız var. Transfer yapmamız lazım. Aynı şekilde Domagoj Vida. Karius zaten kiralık. Seni yollasak mı ya? Ama kaleci bulmak gerekiyor işte. Kağıdı kalemi hazırladım. Çok sıkı pazarlıklar yapacağız diğer kulüplerle. İşimiz gerçekten zor olacak ama en sonunda başaracağımızı düşünüyorum. Hiç zorlamıyorum. Necip Uysal'ın piyasa değerinin üstünde bir teklif. 2.600. Umarım gidersin. Caner'e de değeri karşılığında bir teklif var. 5.500'lük Frankfurt'tan. Bu da kabul. Lens sizin olsun. Hiç istemiyorum. Aynen. 8.5. Sağ olsun bu iki arkadaş beni hiç yanıltmadı ve transfer olmayı reddettiler. Roko'ya 3.750'lik teklif var. Ben 4 milyon euro istiyorum. Sporting Lisbon'dan 4 milyon euroya anlaştık. Roko'ya bir teklif daha var. Bir öncekini reddetti. Bu sefer 4 milyon euroya da çıkamıyoruz. 3.5'a Racing Club'la anlaştık. Şu ana kadar Caner Erkin satıldı 5.5 milyon avroya. Biz de Eric Ramirez'in serbest kalma bedelini ödüyoruz. 3.800. Necip Uysal'ı istiyorlar. Celtic istiyor. 250. Çok düşük bir teklif. 2.550 dedik Necip için. 2.200 artı %5 pay. Tamam. Gitsin de. Necip ve Roko gitti an itibariyle. Hemen hesap makinesinden bakıyorum. 7.400'lük bir harcayabileceğimiz rakam var. Liverpool'un inanılmaz gelişen, tam bir simülasyon canavarı olan oyuncusunu getireceğiz ucuza. Curtis Jones 1.1'e Beşiktaş'ta. Çok yükselttiler. Jadon Bogle için 4.350. Anlaşıyoruz Derby County ile. Umut Nayır'ı Salzburg istiyor. 2.800'e kadar yükselttik transfer ücretini ve kabul ettiler. Umut'un gitmesiyle beraber birazcık bütçe açıldı. Onu orta saha Billy Gilmore için kullanacağız. 1.350. Güzel fiyat. Bu sefer Fenerbahçe'nin kapısını çalıyoruz. Ferdi Kadıoğlu için 1.800'lük teklif var. Fenerbahçe kabul etti. Wagnoman istiyoruz. 1.300 teklif ediyoruz Wagnoman için. Kabul ediyor Hamburg. İlk sezon transferi kapattık. Şu an sadece artı 300 bin avromuz var. Yani ucu ucuna kapattık diyebiliriz. Wagnoman geldi, Ferdi geldi, Gilmore geldi, Umut Nayır'ı sattık Salzburg'a, Bogle geldi, Curtis Jones'la anlaştık, Necip gitti, Güven Yalçın'ı Basel'e kiraladık, Roko'yu sattık iyi fiyata, Ramirez geldi. Caner 5.5 milyon avroya transfer oldu Düsseldorf'a. Görüntüde takım kadromuz, yedeklerimiz ve kadro dışındaki genç oyuncularımız. Artık bu isimlerin gelişip önümüzdeki dönemlerde bize para kazandırmasını bekliyoruz. Avrupa Ligi grubumuz Wolverhampton, Braga ve Montpellier. Zor bir grup. Yani çıkamayabiliriz pek. Umudum yok. Ligde 17 hafta sonunda 38 puanla 3. sıradayız. Üstlere çok yakınız. Galatasaray 43, Fenerbahçe 40. Avrupa Ligi'nde beklediğim gibi olmuş. 1 puanla elenmişiz. Yani bir beraberlik sadece. Bu mudur çocuklar? Bu mudur? Devre arası itibariyle Lens'e Başakşehir'den teklif var. 7.800'e göndermek istiyoruz. Ve Lens nihayet transfer oluyor. Başakşehir'e gitti. 8 milyon euromuz var. Bu paranın bir kısmını altyapıya kullanacağız. Türkiye'ye 9 aylığına yolluyoruz. 342 de bunun bedeli varmış.
Neredeyse 4 milyon avro. Köln'e Noah Katterbach için teklif yapıyoruz. 1.500'e anlaştık. Leonidas Stargio'nun serbest kalma bedelini ödüyoruz. 1.850. Devre arası transferini kapatıyoruz. Stargio geldi, Noah geldi. Lens'i sattık çok iyi fiyata. Yani bu fiyat gerçekten bizi birazcık kurtardı. En azından altyapı sistemine oturttuk şu an. Bir de şunu söylemem lazım. Artı 750 bin avromuz var şu an. Ama bu senenin sonunda o fiyat gidecek, sıfırlanacak tekrar. Ligi 83 puanla ikinci tamamladık. Galatasaray'ın 5 puan yarısında. Seneye Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Bence ilk sezon için fena bir sonuç değil. Kupada finalde Trabzonspor'a 3-1 yenildik. Bunun en büyük sorumlusu da Karius kiralıktı. Adam kiralıktan geri döndü. Bu sene oyuncularımız ne yapmış? Burak Yılmaz 29 gol 3 asist. Laiç 19 gol 17 asist. İkisi Beşiktaş'ı adeta üst seviyede tutan isimler. Enkudu fena bir performans değil. Boyd düşük ama olsun. Diğer oyuncuları da hızlıca geçiyorum. Atiba 4 gol 6 asistle oynamış. Helal olsun Atiba'ya. Gol kralı Sörloth. 3. Burak Yılmaz 19 golle. Altyapıdan İlhan Kara çıkıyor. Kaleci 59 geneli var. Potansiyeli de 80 üstü. Sağ kanat Sinan Dursun'u altyapıdan çıkarıyoruz. Potansiyeli 83 üstüymüş. Yeni sezona başlıyoruz. Hedeflere bakacağız. 4 Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finale kalmak hedefleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak, bu sene playoff oynadığımız için, ve kupada çeyrek final. Normalde transfer bütçemiz 50 milyon euroya kadar çıktı, ancak bu sene de yine al sat kuralı geçerli. Oyuncu satmadan yeni transfer yapamıyoruz. 18 yaşında serbestte bir tane regen bulduk. Portekizli. Bu adamı getirmek istiyoruz. İyi de maaş teklif etti. Kabul etti o da. Yeni transferimiz 66'lık çıktı. Gayet güzel bir başlangıç. Fatih Aksoy'a Alanya'dan 1 milyon avroluk bir teklif var. Kabul ediyorum. Fatih Aksoy'a 1 milyon euro 50 bin avroluk bir teklif daha var. Douglas'ı istiyorlar 400'e. Serbest'te sol kanat bir regen bulduk. 65 geni var. Teklifimizi yaptık. Oyuncuyla anlaştık. Seda Şahin Türk'ü istiyorlar. 1.450 istiyoruz. Onun için 1.300 dedi. Dijon temsilcisi, kabul ettik. Forvet'i sağlam almak istiyoruz. Geleceğin forvet transferini yapıyoruz. Elimizdeki şu an değer 5.1. 4.4'ünü arpa harcadık. Kyle Larin'i istiyorlar. 11.500 istiyoruz. Larin için 9.500 artı pay. Pay bizim işimize yaramaz. 10.500. Larin'i alın gidin. 1.500. Sol kanat Kemal Macar altyapıdan çıkıyor. İnanılmaz bir genel, inanılmaz bir potansiyele sahip. Alpay Çelebi'ye teklif var. Başakşehir'den Mert Günoğ 8.1'e alıyoruz. Şampiyonlar Ligi eleme maçı geldi. Rapid Wien'le oynuyoruz. İlk maç kendi evimizde. Hadi çocuklar. 3-0'lık galibiyet geldi. Laiç bir de penaltı kaçırmış ona rağmen. Armel Bela Koçap Beşiktaş'a geliyor. 1.250'ye anlaşıyoruz. İsim Admirine 3.200'lük teklif var. Rövanş maçına geldik. Bir üst tura çıkacağız mı? Çıkacağız. 1-1. Burak Yılmaz bu sefer penaltı kaçırmış. Enkudu'nun serbest kalma bedelini ödediler. Mükemmel bir fiyata gitti. İsim Admiren gitti 3.200. Şu an itibariyle 21 milyon 850 bin avro harcayabileceğimiz bir para var. Sol kanada Rabbi Matondo'yu istiyoruz. 7 milyon euro artı %6 pay istediler. Payı kaldırdık. 7.300'e Matondo Beşiktaş'ta. Enkudu'nun parası çok bereketli çıktı. Facundo Pellistri'yi istiyoruz. Sağ kanada bu sefer de bir adamla 2 tane transfer yaptık neredeyse. 9.900 dediler. Bir tık düşürüp bu işi bitiriyoruz. 8.900. Genç stoper Marco Cana 2 milyon avroya Beşiktaş'a geliyor. Sanıyorum ki bu da son transferimiz olacak. Esposito Inter'den Beşiktaş'a. Transferi kapattık. Gelen gidenlere bakalım. Esposito geldi. Matondo, Cana, Pellistri geldi. Gidenler İsim Admiren, Enkudu mükemmel bir fiyata gitti. Güven'i yine kiraladık. Bela Koçap geldi. Mert Günok'la anlaştık. Kyle Larin'i Nunez'e yolladık. Onun yerine Arpi aldık, daha genç bir isim. Douglas gitti. Serbest'ten regen transferlerimiz oldu. Rıdvan Yılmaz kiralandı. Fatih Aksoy satıldı.
ve transferi kapattık. Yaklaşık 1.450'lik artıda bir paramız var, transfer ücretimiz var. Belki harcarız, belki de harcamayız bu sene. Görüntüde takım kadromuz Matondo ile Pelistri hemen ilk 11'e girdiler. Orta sahamız biraz zayıf. Diğer oyuncular şu an için idare eder seviyelerde. Bakalım ön elemede, daha doğrusu playoff'ta neler yapacağız. Beşiktaş Porto. Çok zorlu bir eşleşme. Playoff'ta 3-0 kaybettik ve eleniyoruz. Avrupa Ligi'ne gideceğiz. 3-0'ın rövanşı. Artık geçsin de Avrupa Ligi'ne gidelim diye bakıyorduk. 2-0 bitti. Porto rahat geçti bize. Avrupa Ligi grubumuz Hoffenheim, Anderlecht ve Steaua Bükreş oldu. Yine zorlu bir grup ama burada iddiamız olabilir. Anderlecht'le çekişiriz en azından. Ocak ayındayız. İnanılmaz bir çekişme var şampiyonluk için. Yani bizim 16 galibiyet, 1 mağlubiyetimiz varken Fenerbahçe'nin de aynı. 48 puanla gidiyoruz ikimiz de. Arkada da 39 puanlı iki takım var. Bakalım şampiyon kim olacak? Avrupa Ligi'nde evet Anderlecht'le çekişiriz dedik ama 3. biz olmuşuz. Hüsran. Ercan Korutürk potansiyeli sebebiyle as takıma geliyor. Altyapıdan bir tane daha kaleci çıkarıyoruz. Atilla Binici potansiyeli çok yüksek. Bülent Gürcebe as takıma çıkıyor. 34 haftanın sonunda 32 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyetle şampiyon Beşiktaş 97 puan topladık. Kupada finalde Galatasaray'ı yendik. Yine şampiyon Beşiktaş. Oyuncularımız ne yaptı? Burak'a veda ettik. Emekli oluyor kendisi. 18 gol 4 asistle. Laiç bu sene harika oynamış. Gerçekten tek kelimeyle harika oynamış. Gol kralı tabii ki de Adem Laiç. Üçüncü sezona geldik. Yine oyuncu satmadan oyuncu alamayacağımız bir başka sezondayız. Transfer bütçesi normalde 62 milyon euroya kadar yükseldi. Beşiktaş'ı bu şekilde zenginleştiriyoruz. Hedef olarak da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kal. Türk Şampiyonlar Kupası'nda da kupayı kazanmak olarak belirtmişler. Fiyeta Arp'ın, Pelistri'nin inanılmaz yükselişleri var bu sene. Sedat Şahin Türkiye teklif var. 990 bin avro Başakşehir'den. Artık ayrılık zamanı geldi. Adem Laiç'i satacağız. Milan istiyor. %8 payı reddettik. Ama 36.200'ü verirseniz ben çok memnun olurum. Laiç ve Sedat gitti. 37 milyon euro harcayabileceğiz bu senenin başında. Sezona Ahmet Kutucu'nun serbest kalma bedelini kullanarak başlıyoruz. 4.400. Laiç'in boşluğunu onunla dolduracağız. Muhammed Kudüs 15 milyon euro. Sonraki satıştan %16 pay da var ama ben Kudüs'ü zaten satmayı düşünmüyorum. 15 milyon euro da çok iyi teklif. Bir tane forvet buldum. Regen Türk. Genç oyuncu Burak Yılmaz'ın acaba Regen'i olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum. 8.600'e anlaşıyoruz. Gonzalo Plata. 11 milyon avroluk serbest kalma bedeli var. Kullanıyoruz. Altyapıdan da Kemal Demirci as takıma çıkıyor. 6.600'lük bir paramız kaldı. Bununla bir tane daha yetenek avcısı tutacağım. Onu da Brezilya'ya göndermeyi planlıyorum. Oradan bulabildiği kadar yetenek toplasın. Transferi kapattık. Sedat Şahintürk Başakşehir'e gitti. Sanırım Burak Yılmaz'ı bulduk. Tekrar söylüyorum serbestten. Kudüs geldi. Plata geldi. Ahmet Kutucu'yla anlaştık. Ve tabii ki Adem Laiç 36.200'e Milan'a gitti. Takım kadromuz görüntüde. Fena bir kadromuz yok. Seneye kaleci ve defans oyuncusu transfer etmemiz gerekecek ama bu sene idare eder bir seviyede. Şampiyonlar Ligi grubumuz Atletico Madrid, Juventus ve Leipzig'den oluşuyor. Gerçekten çok kolay bir kura çektik. Takımımız buradan sonuncu olarak elenecek gibi duruyor şu an için. Ocak ayına geldik. Bu senede inanılmaz bir yarış var. Fenerbahçe 42, Beşiktaş 41, Galatasaray 41 puanda, hatta Trabzonspor'da 39 puanda. Gerçekten mükemmel bir yarış. Sezon sonunda şampiyon olabilecek miyiz? Merakla bekliyorum. Ve takımımız işte 1 puanla 2 gol attılar. 20 gol yediler. -18 avarajla elendik. Sezonu tamamladık. 73 puanla 4. olmuşuz. Yani o aradan en kötü sonucu almak da üzücü ama Laiç'ten sonrası biraz bizim için iyi olmadı. Geçiş süreci yaşadık. Bu geçiş süreci çok sancılı oldu.
Kupayı kazandık ama Rizespor'u finalde 3-1 ile geçtik. Oyuncularımız ne yaptı? Fiyete Harp 18 gol 2 asist. Biraz düşük bir performans. 78'e yükselmiş. Daha da iyi gelişmesini bekliyorum. Matondo 11 gol 3 asist. Oğuzhan fena oynamamış. Gol kralı Giovanni Siu, Cruze ve Belhanda olmuş. Üçü birlikte. Yeni sezona başlarken 4-4-1-1 atağa çeviriyorum sistemi. Bu sistemle oynayacağız bu sene. Deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Normalde transfer bütçemiz 81 milyon avroya kadar yükseldi. Giderek fiyat artıyor ama yine harcama yapamıyoruz. Avrupa Ligi'nde yarı final. Kupada da kupayı kazanmak hedefmiş bu sene. İşimiz kolay olmayacak ama takım gelişiyor. Sezona Carlos Lopez Blanco diye bir agen arkadaşla başlıyoruz. Bu adam sanıyorum ki çok yetenekli. Evet, görüntüde özel oyuncu potansiyeline sahip Carlos Lopez Blanco 74 ile oynuyor. Mükemmel bir transfer oldu. Uruguaylı 71 ile oynayan Regen geliyor. Çok iyi bir adam geliyor, evet. De Los Santos. Braga Oğuzhan Özyakup'u istiyor. 1700'e anlaşıyoruz. Güven Yalçın gidiyor mu? Evet, Levante ile 2200'e anlaştık. Sporting'den de 2300 istedik, onlar da kabul etti Güven Yalçın için. Güven Yalçın 2300'e gitti, artık harcayabileceğimiz bir para var. 32300 istiyoruz Ahmet Kutucu için Ajax'tan ve anlaşıyoruz. Oğuzhan'a Norwich'ten 9400'lük teklif var. Bir öncekine gitmedi, belki buna gider diye satıyorum. Deniyorum en azından. Barcelona'dan Todibo'yu istiyoruz. 17 milyon avroya anlaştık. Payı kaldırdım Rado için. 2500 Inter'e teklifimiz. Onlar da kabul etti. 26700 kesinlikle olmaz. 24500. Hadi. Anlaştık. Transferi kapattık. Salisu geldi, Radu geldi, Oğuzhan Özyakup'u yolladık. Ahmet Kutucu gitti. Todibo geldi. Güven'i yolladık Sporting'e. İki tane de Regen oyuncu transfer ettik. Bu sene 0. Evet, artıda ya da ekside değiliz. Takım kadromuz görüntüde. Yedeklerimiz şurada ve kadro dışımız. Görüntüdeki isimler gerçekten hepsi potansiyelli oyuncu ve bu adamlar 2-3 yıla 80 üstü seviyelere gelecekler. Artık transferden çok bu oyuncuları geliştirmeye odaklanacağız. Fazla transfer yapmayabiliriz bu saatten sonra. Altan Öztorun diye bir tane daha kaleci çıkarıyoruz as takıma. Avrupa Ligi'nde grubumuz Anderlecht, Sparta Prag ve Malmö oldu. Artık çıkalım ya, lider çıkarız bence gruptan. Bu sene kaybettiğimiz şampiyonluğu da almaya geldik. 17 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyetle lideriz 46 puanla. Hayır, olamaz. Nasıl çıkamadık ya? Yani kelimeler kifayetsiz. Nasıl 3. olabiliriz 7 puanla? Ya ne yaptınız siz? Sparta Prag'ı nasıl yenemezsiniz? Hadi Anderlecht neyse, genç oyuncuları var, yetenekliler de. Olacak iş değil. Facia. Resmen facia yaşıyoruz. An itibariyle sistemi 4-3 atağa çeviriyorum. Avrupa Ligi'ndeki hüsran beni bu yönde itti. Devre arasındayız. Mutsuz oyuncularla yolları ayıracağız. Pelistri ile yolları ayıracağız gibi duruyor. İnanılmaz bir teklif geldi Pelistri'ye. Satmazsam olmaz. Pelistri için 8600. Braga ile anlaştık. Bela Kochap'ı bir yılına kiralayacağız. Pelistri gitti, Bela Kochap gitti, Anit Napoli ile görüşüyoruz. Christian Pulisic 64.500'e Beşiktaş'ta. Bu iş olur da 29.600, evet kontrol ediyorum, 300.000 artıdayız hala. Anlaştık. Doku geldi, Pulisic'i aldık. Kiraladığımız oyuncular oldu, genç oyunculardan bazıları. Dorukhan Tokyos satıldı. Pelistri 8600'e Braga'ya gitti ve bu ara transfer döneminin en önemli hamlesiydi o. Takım kadromuz görüntüde. İnşallah şampiyon olacağız bu senelikte. Miguel Cruz as takıma çıkıyor. Sezonu tamamladık. Beşiktaş 95 puanla şampiyon oldu. 2. Trabzon, 3. Galatasaray, 4. de Fenerbahçe. Kupada Trabzonspor'u finalde yendik. 2-1 ile şampiyon Beşiktaş. Sezonun en iyisi Esposito olmuş, 27 golle 28 maçta hem de müthiş bir performans yalnız. Arp 33 maçta 15 gol, Matondo 16 gol 7 asist, Pulisic 13 gol 12 asist oynamış.
Yeni sezona başlıyoruz. Takım kadrosu görüntüde. Gidecek isimler var buradan. Satılacak ve yerlerine yeni oyuncular alınacak isimler var. Defans hattı fena olmadı ama iyi gelişiyorlar. İyi geliştiler. 7400 bize yeter. Ne diyelim? 7400. Marco Cana'ya Gençler Birliği'nden teklif var. 5200'ü kabul ediyoruz. Miguel Cruz 1 yılına kiralanıyor. Leonidas Sergio'ya 7600'lük teklif var. Kabul ediliyor bu. Kemal Macar 1 yıllığına kiralanacak. Yeni sezonda yepyeni bir sisteme dönüyoruz. 4-2-4 oynayacağız bu sene. 2 tane forveti kullanmak istiyorum. Geçen sene Esposito RP7 ARP'da çok mutsuz. O yüzden bu sene ikisini de değerlendirmek istiyorum. Evet, Matondo'ya 40 milyon euroluk teklif geldi. 50 istiyoruz. Anderlecht'te kabul ediyor. Mahmut Karaas takıma çıkıyor. Serbestten bir tane regen getiriyoruz. Stoper 19 yaşında. Merlini. Mert Günok Celtic'e gidiyor. Bir regen daha getiriyoruz. Sağ kanat yine serbestten. 58.400'e bence bu işi bitirebiliriz. Lampard'la anlaştık. Transfer sezonunu kapattık. Mert Günok Celtic'e gitti. Serbestten regen getirdik. Kante'yi aldık. Bir tane daha serbestten regen geldi. Matondo gitti. Sergio gitti. Macar'ı kiraladık. Genç oyuncuların bir kısmını kiraladık. Kana satıldı Gençler Birliği'ne. Gilmour'u da Hannover'e yolladık. 19.700'lük bir artımız var. Devre arasında bu ücreti kullanmayı planlıyorum. Eğer ki iyi bir oyuncu denk gelirse karşımıza. Görüntüde takım kadromuz bence giderek daha da iyi oluyorlar artık. Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katıldık. Liverpool, Leverkusen ve Kulüp Brugge rakiplerimiz oldu. En kötü 3.lük. Ligde 17'de 17 yaptık. 51 puanımız var. Bu sene çok rahat şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde dedik ya en kötü 3.lük. 3. olduk 7 puanla. 2 galibiyet 1 beraberlik 3 de mağlubiyetimiz var. Fena değil. Son 32'de eşleşme Standard Liège. Güzel bir eşleşme bence. Liège eşleşmesi geldi. Deplasmandayız. İlk maç. 1-0'lık galibiyet geldi. Pulisic gol attı. Kudüs de penaltı kaçırmış. Rövanşa gidiyoruz. Haydi çocuklar, bir üst tur için savaşın. 2-1. Arp ve Kudüs atmış golleri. Son 16'dayız. Son 16, rakip Real Betis. İlk maç deplasman. Kalecimiz sakatmış. 4-1 yenildik. Sakatlanacak zamanımı buldun. Radu, yaktın bizi Radu. Tam bir Beşiktaş yaşıyorum ya. Kaleci sakatlandı. Sağ taraf sakatlandı. Forvet yok. 3-1'lik maçta daha yenilip elendik. Sezon sonundayız. 98 puanla şampiyon Beşiktaş oldu. Kupada Rizespor'u finalde 3-0'la geçtik. Burada da şampiyon biziz. İşte oyuncularımız. Arp bu sene harika oynamış. 32 gol, 9 asisti de var. Kudüs müthiş. Pulisic de çok iyi performans göstermiş. Plata da fena değil sağ tarafta. Doku bu senenin kaybedeni olmuş. Sağ tarafta inanılmaz bir çekişme var Plata ve Doku arasında. Gol kralı Frey ve Arp olmuş. İkisinin de 22 golü var. Yeni sezona başlıyoruz. 4-2-4 diziliminde devam ediyoruz. Kudüs 85 olmuş. Çok önemli bir gelişim. Pulisic 88'e yükselmiş. Transfer bütçemiz 124 milyon avro. Hala birikmeye devam ediyor. Bu sene de satmadan alamıyoruz. Plata'nın sözleşmesi bitiyor sezon sonu. Bizde de devam etmek istemiyor. O yüzden Plata'yı göndereceğiz. 26.300. Sizlere yeni Ronaldo'yu takdim edeyim. Andre Renato Marquez Amorim. 21.100'e Beşiktaş'a geliyor. Bela Koçap 9.1'e satılıyor. Genç Türk forvetimizin serbest kalma bedelini ödediler. Yaklaşık değerinin 2.5 katıydı. 26.200. İyi bir fiyata gitti. Yerine daha iyilerini almaya çalışacağız bundan sonra. Bir de genç kalecimizi aldılar. 250'ye West Bromwich'e gitti. Lopez Blanco inanılmaz gelişmiş. 82 ile oynuyor. 4-2-3-1 genişe değil de 4-3-3 atağa geçeceğiz bu sene. Yeni sistemimiz bu olacak. 27.200'e bence bu transfer tamam. 27.900 Nuri Beşiktaş'ta. Transferi kapattık. Bir tane sol bek aldık. Elimizdeki oyunculardan gidenler oldu. Bela Koçap. Marquez Amorim geldi. Ronaldo'nun Regen'i.
bu adam. Plata gitti, Ramirez kiralandı, Korutürk kiralandı ve transferi bu şekilde kapattık. Kadromuz görüntüde, yeni sezonda bu sistemle ve bu oyuncularla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz City, Beşiktaş, Wolfsburg ve Dinamo Zagreb. Ligde 15 galibiyet, 2 de beraberlikle 47 puanla lideriz. Hemen arkamızda Fenerbahçe var 46 puanla. Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 3 de mağlubiyetle 9 puanla ikinci olarak çıktık. Son 16'da rakip Leipzig. Son 16 Beşiktaş Leipzig maçına geldik. İç sahadayız. 3-1 kaybettik. Olmo, Cutrone, Haaland, takıma bak, Tonali, Torreira, Alphonso Davies. Adamlar bütün gençleri almışlar. Alexander Arnold da yedeklerden girmiş. İşimiz kolay değil. Rakip çok güçlü. Son 16 rövanş maçındayız. Artık mücadele edeceğiz ama 3-0'la kaybettik. Mason Greenwood da varmış adamlarda. Ne diyebilirim ki? Herkes Leipzig'te herhalde. Ligde 34 hafta sonunda namağlup şampiyon Beşiktaş 96 puan topladık. Kupada ise 4-0'la Yeni Malatyaspor'u geçmişiz. Kupa şampiyonu da Beşiktaş. Pulisic 35 gol 22 asist. Arp 30 gol 4 asist. Jones nihayet oynamaya başladı. Curtis Jones da 19 golle katkı verdi. 10 da asisti var. Kudüs'ten de fena bir performans yok. Gol kralı Arp, ikinci Pulisic. Yeni sezondaki bütçeye 163 milyon euroya kadar parayı çıkardık, bakalım bitirişte ne kadar bütçeye ulaşabileceğiz, ben onu merak ediyorum. Ercan Korutürk 3 milyon euroya gidiyor Herenven'e. Uruguaylı forvetimize 3 tane teklif var. 2600 olanların ikisini de kabul edeceğim. 24. Sinan Dursun'a Porto'dan teklif var, 5400. Regen Messi Valencia'dan Beşiktaş'a getiriyoruz. 20 milyon avroya geliyor. Ercan Korutürk'e bir tane daha teklif var. 300'lük. Transferi kapattık. Dursun Porto'ya gitti. Yeni Regen Messi Beşiktaş'a geldi. 20 milyon avroya. Forvet'i sattık Uruguaylı 2600'e. Bir de Macar gitti 13 milyon euroya. Esposito'yu da kiraladık. Yeni sezon kadromuz görüntüde. Takım gayet iyi seviyede. İyi iş yapacaklar diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Barcelona, Napoli, CSKA, Moskova geldi grup. Bakalım bu gruptan çıkabilecek miyiz? Ligde 17'de 17 yaptık. 51 puanla rahat bir şekilde lideriz. Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki 9 puanla elendik. Napoli bayağı sıkıntı yaratmış bize. Kendi evimizde yensek de deplasmanda onlara yenilince, bir de Napoli gitmiş Barcelona'yı yenmiş. Grup o yüzden karışmış. Avrupa Ligi'nde Zagreb'le eşleştik. Son 32'de. Zagreb deplasmanındayız. Hırvatistan'dayız. 4-1'lik galibiyet geldi. Bir de penaltı kaçmış. Bir üst tur için. Rövanştayız. 3-1 bizi üst tura taşıdı. Son 16. Almanya'dayız. Gladbach maçı. Hadi çocuklar. 2-2 fena sonuç değil. Bir de çok erken dakikada Wagnoman atılmış. Kudüs biraz bizi taşımış bu maç. Rövanştayız. İstanbul'dayız. Haydi çocuklar. 2-1. Çeyrek finalde Beşiktaş. Çeyrek finalde rakip Roma. Yarı final için. 2-0. Kudüs ve Kante attı golleri. Roma Beşiktaş rövanş maçındayız. 1-0 yetti bize. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde Lille geldi. Final için. Haydi çocuklar. 2-1. Arp attı 2 golü de. Eduard karşılık vermiş ama rövanş için avantajlı sonuç. Beşiktaş değil, final için takım. 2-0 finaldeyiz. Finaldeyiz. Leicester City ile oynayacağız finalde. Formalar. Onlar siyah, biz beyaz olalım. Takım gerçekten çok iyi. Onu söylemek gerek. Noah orada oynayabilir. Yedeklerde Messi ve Ronaldo da var. Regenleri. O yüzden ben takıma güveniyorum. Wagnoman sakatmış. Takım ama hazır. Hadi başlayalım. Avrupa Ligi finalinde Leicester oyuna başladı Zirkze ile. Solda Kante gördü Pulisic'in koşusunu. Christian Pulisic. Pulisic hala onda. Pulisic çekti. Verdi pası. Lopez Blanco. Nasıl kaçtı bu? Lopez Blanco. Top onda. Brozovic, Kudüs geldi aldı. Kudüs verdi de pasını. Doku. Jeremy Doku. Vurdu. Kaleci.
Lopez Blanco, kaçan isim. Kante, N'Golo Kante yine kaleci çıkardı. Uzun top Ayoze Perez'e. Perez çekti. Perez verdi pası. Saperenko. Ayoze offside yok mu? Offside. Ayoze offside. Biraz hareketlensene diyor Noah. Noah şimdi Doku'ya. Jeremy Doku. Doku. Brandon Williams iyi karşıladı. Williams. Pau. Büyük hata geldi. Kudüs. Kudüs'te top. Verdi pası. Fiyete Arp. Müthiş gol. Fiyete Arp attı. Hatayı affetmedik. Jean-Pierre Arp çok düzgün vurdu. Kudüs araya girdi. Fiyete Arp dümdüz bir vuruş yerden. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Çaresiz. Çok sert vurdu Arp. Verdi pası. Saperenko. Şimdi Perez. Perez hala top onda. Ortada geldi. Tielemans. Beraberliği sağladı. Hayır, orada stoper varken Tielemans'ın o boyuyla gelip vurması çok mantıklı değil. Şurada Salisu ne yapmaya çalışmış? Noah yetişememiş zaten de. Hata Salisu'da. Lopez Blanco gelecek. Vuruşu o yapacak, evet. Lopez Blanco. Blanco direkten out'a gitti. Lopez Blanco. Olamaz. Zoraki tuttu. Kante. Lopez Blanco. Güzel pas. Arp önünü aldı. Pakeko. Şimdi Nuri ortaya döndü. Kante. Kante. Fiyat Arp. Kaçan isim var orada. Müthiş pas. Lopez Blanco. Harika vurdu. Lopez Blanco. Müthiş gol attık yani. Otur otur izle şu golü. Pas efsane, vuruş daha da efsane. Arp iki kişinin arasından gönderdi pası ama vuruş topun dibine girdi. Lopez Blanco. Bu golü kafamda kurguladıydım Arp'e geldikten sonra. Her şey istediğim gibi gitti. Doku indirdi. Top hala bizde. Kudüs. Kudüs. Kudüs'ten güzel pas. Pulisic. Ve Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Kupayı o kaldıracak. Avrupa Ligi için çok üst düzey bir takımdık bu sene. Seneye artık Şampiyonlar Ligi'nde de iyi işler yapmanın zamanı geldi de geçiyor. Kante. Kupa ellerinde. Beşiktaş şampiyon. Sezonu 34'te 34 yaparak 102 puanlı şampiyon olarak tamamladık. Kupayı da Göztepe'yi 1-0 yenerek kazandık. Hücum attı mükemmel çalışmış bu sene. Kudüs 38 gol, Arp 35, Pulisic 30 gol 28 asistle oynamış. Doku da fena değilmiş. Gol kralı Kudüs, Arp 2. Pulisic 3. sırada. Yeni sezona başlıyoruz. Ratingimiz 49'a düştü geçen seneki Şampiyonlar Ligi başarısızlığı üzerine ama bu sene bence yapabiliriz diye düşünmekteyim. Kadro gerçekten mükemmele yakın. Geçen sezon anlaşamamıştık ve sözleşmesi bitti Curtis Jones'un. Ama serbeste düştü. Tekrar Beşiktaş'a geliyor o yüzden. Bu seneki bütçe 190 milyon avro. Tabii ki yine alsat kuralı geçerli. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmakmış hedef. Bu sene o sene. Sırp Regen 20 yaşında serbeste çıktı. Defansif orta saha, onu alıyoruz. Sebastiano Esposito 28.500'e Rennes'e gidiyor. 28 milyon euro Zeki Çelik'e. Adamlar tutturdu ya. 31 milyon euro. Tamam, 31 milyon euro, hadi. Süper Kupa'dayız. Barcelona mı, Beşiktaş mı? 2-0'la Barcelona'yı geçiyoruz. Regen Messi Barcelona'ya gol atmış. Olivier Bilin için 8 milyon üstü teklifler var. 3'ünü de kabul ettik çünkü eksideyiz şu an. Transferi kapattık. Bilin gitti. Zeki geldi. Esposito gitti. Lazovic servisten geldi.
Jones serbestten geldi. İşte mükemmel kadromuz görüntüde. Şampiyonlar Ligi'ne birinci torbadan katılıyoruz. Grubumuzda Valencia, Milan ve Dinamo Kiev var. Artık şu gruptan lider çıkmayalım mı be kardeşim? Ligde 17'de 17 yaptık. Ocak ayına mükemmel geldik yine. 5 galibiyet, 1 de beraberlik. Lider çıkıyoruz. Son 16 eşleşme Borussia Dortmund. Son 16'da Almanya deplasmanındayız. Stoperimiz eksik bir tek. Hadi çocuklar. 2-1'lik galibiyet geldi. Doku ve Zeki Çelik atmış. Rövanş zamanı. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. 2-2 yetti bize. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final. Rakip Real Madrid. İlk maç deplasmandayız. 1-0. Fena değil. Tilemas 89'da penaltı kaçırmış. Bence o iyi olmuş. Kudüs 24'te atılmak ne demek ya. Rövanşa geldik. Beşiktaş Real Madrid'le oynuyor. 3-0 kaybettik ve eğleniyoruz. Çeyrek finalde. Sezon sonundayız. Sezonu 34'te 34 ile tamamlıyoruz. 102 puanlı şampiyon Beşiktaş. Kupada Galatasaray'ı 3-1 ile geçtik. Kupayı da aldık. Oyuncu performanslarına bakıyoruz. Curtis Jones 46 maçta 41 gol. Kudüs 27 gol. Arp çok düşük kalmış, 24 gol. Bence Arp için yetersiz sayıda. Pulisic inanılmaz oynamış yine. 23 gol, 25 asist. Gol kralı Jones, ikinci Arp, üçüncü de Pulisic. Yeni sezona başlıyoruz. Takım kadrosu görüntüde. Kante'nin yerine oyuncu almamız gerekebilir. Ya da Lopez Blanco'yu burada kullanıp Kudüs'ü genellikle burada oynatıyor sanırım. Ama Arp'i satacağım, forveti. Geçen seneki performansını beğenmedim. Marquez, Amorim büyük ihtimalle forvette oynayabilir. O yetenekli bir oyuncu. Sezonu sıfır transferle açıyoruz. Kimseyi de gönderemedik. Herhangi bir elde para da yok. Devam ediyoruz bu sene geçen seneki kadroyla. Oyuncularımız görüntüde. Bu adamlarla oynayacağız. Sonuna kadar deneyeceğiz. Transfer bütçemiz de 234 milyon euro seviyesine geldi. Bakalım daha da üstünü görebilecek miyiz sezon sonunda? Şampiyonlar Ligi grubumuz Dortmund, Anderlecht ve Molde. Ligde Ocak ayında 17'de 17 ile geldik yine. 51 puanımız var. Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yapıyoruz. 18 puan. Rakip kim peki? Real Madrid gelmiş. İkinci olmuşlar gruplarında. Olacak iş değil. Son 16'dayız. Geçen senenin rövanşını almaya geldik buraya. 2-1'lik galibiyet geldi. Arif ve Ait Nuri'den gelmiş goller. Çeyrek final için. Haydi çocuklar. 1-0 kaybettik. Çeyrek finaldeyiz Real Madrid. Bu sefer eledik seni. Bu sefer eledik. Çeyrek finalde bir başka rövanş maçı. Beşiktaş 1, Leipzig 1. Amorim sonradan girip golü atmış. Haaland. Ya kadrolar çok iyi ya. Gerçekten iyi kadroları var ama. Eleyeceğiz sizi. Rövanşa gidiyoruz. Gerçekten şu mu fikstür, bu mu olmalıydı? Yani Denizli maçından 2 gün sonra mı oynayacağız? 2 gün mü ara? TFF 2 gün mü? Leipzig deplasmanındayız. Almanya'dayız. 1-0. Lopez Blanco attı. Yarı finaldeyiz. Gel abi, senden de geçmişin rövanşını alacağım. Liverpool Beşiktaş. Hadi çocuklar. 2-1 kaybettik. De Los Santos son dakikalarda gol atmasa iş daha iyi olabilirdi. Rövanşa gidiyoruz. Alacağım. Finale biz çıkacağız. Görürsünüz. Rövanştayız. Hadi çocuklar be. 3-0. Finaldeyiz. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Nihayet. Nihayet. Bir gelmedi şu final. Finale geldik. Rakip Barcelona. Formalar tamam. Yedeklere bir bakayım kimler var. McAllister'ı hatta oynatabiliriz. Kudüs'ü şuraya çekip. Diğer oyuncular gerek yok. Haydi başlayalım. Barcelona Beşiktaş finali başlıyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Burada kazanmaya geldik. Barcelona oyuna başladı. Radu şimdi Zeki oynadı. Zeki Çelik. Zeki. Güzel çıktık. Doku. Sağ tarafta boş bir alan. Jeremy Doku. Doku götürüyor. Doku.
Doku çekti. Jeremy Doku. 1-0 oldu. Müthiş bir gol attık. Jeremy Doku. 99 hızlanma. Şurada çok güzel de dribling geldi. Jeremy Doku. Rakibi mahvetti. Finalde öndeyiz. Lopez Blanco, McAllister'a. McAllister sol tarafta Pulisic'i gördü. Christian Pulisic sol taraftan getiriyor. Pulisic, Pulisic çekti. Pulisic vurdu. Harika bir gol. Christian Pulisic attı. Beşiktaş muhteşem oynuyor. Müthiş bir gol daha geldi. İki kontra atakta harika goller. Christian Pulisic. Ter Stegen çaresiz, sadece izledi. Pulisic müthiş vurdu. Kurella. Mesafe çok daraldı orada zekiyle. Greenwood. Pas güzel. Çok rahat geliyor. Oyarzabal verdi pası abi. Fark 1'e indi. Defans o kadar dengesiz yakalandı ki zaten. Boşluğu siz de görüyorsunuz şurada. Tamam, Todibo diğer tarafa kaydı ama orta sahada dönemedi. Bu arada Jeremy Doku. Fiyeti Arp. Burada olmadı. Lopez Blanco. McAllister. Plasi direkten döndü. Cucurella. Uzun top. Taç. Çıkmadı. Oyarzabal tuttu o topu. Bu arada büyük hata. Greenwood attı. 2-2. Ya taca çıkan top gol oldu. Pas tercihinde büyük hata var Todibo'da. Adamlar yani en ufak hatayı çok rahat değerlendirebiliyorlar. Seçkinde oynarken en büyük sıkıntı bu oluyor genellikle. Pas hatası yapmamalısınız mesela. Amorim şimdi verdi. Lopez Blanco. Cucurella ortaladı. Radu yumrukladı. Kakuret. Greenwood. Greenwood çekti. Greenwood. Orada 100 kişinin basması lazım. Greenwood bir türlü bırakmadı. Oyarzabal. Rezillik. Bu golü izlemeyeceğim. Yani rezillik. Ait Nuri. Lopez Blanco. Amorim güzel geçti. Kudüs vur. Ve attık ve 3-3 oldu. 90+2 beraberlik geldi Muhammed Kudüs. Dedim o golü izlemeyeceğim. Saçma sapan gol yedik. Başka hiçbir şey değil. Kudüs 2 direğe de çarptı. Uzatmaya gidiyoruz. Bu maç bitmedi daha. Bu maç bitmedi. Stegen uzun top. Wagnoman rahat indirdi. McAllister. Curtis Jones. Jones şimdi. Amorim. Amorim. Amorim yerde penaltı. Ver kırmızı kartı. Sarı kartla mı geçiştireceksin? Quintana. Tamam, yeni kurallar var da yani topla adamın hiç alakası yok. Lopez Blanco. Blanco ters köşe yaptı. Blanco attı. Blanco attı. Öndeyim. Uzatmaların son dakikasında Blanco sus dedi Barcelona tribünlerine. Uzun top. Pedri orada boş. Pedri ortaladı. Şampiyon Beşiktaş. Adam ne gol kaçırdı ya. Hatta 4-3 öne geçtiğimizde 120+2'de Greenwood inanılmaz bir gol kaçırdı. Sonuçta biz bunu hak etmiştik. Takım gerçekten çok üst düzey bir takım oldu artık. 90 üstü çoğu. Ve şampiyon Beşiktaş. Ligde yine 34'te 34 yaptık. 125 gol atmışız. 5 de gol yemişiz. Kupada finalde Galatasaray'ı 3-0'la geçtik.
Jones 39 gol, Arp 36, Lopez Blanco 30, Doku 18, Kudüs 18, Pulisic 16. Lopez Blanco bir de 29 asist yapmış. Bu adam kimse, kimin regeni ise bu Carlos Lopez Blanco, adam aldı yürüdü. Diğer oyuncularımızı da gösteriyorum şöyle hızlıca. Gol kralı Curtis Jones. İkinci Arp olmuş. Dördüncü de Lopez Blanco. Transfer bütçesi 234 milyon euroda kaldı. Beşiktaş artık çok zengin. Rebuild'ın ve videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.